hastanın, kişinin bypass olması gerektirdiğine nasıl karar veriyorsunuz? Evet. Şimdi biliyorsunuz bu damar tıkanıklıklarının esas hasta tedavisi önlemektir. Evet. Yani bizim şimdi bir karaciğer alanı olarak işte biz son aşamada artık müdahale ediyoruz. İşte hasta geliyor, kalbi geçirmiş oluyor ya da geçirmemiş oluyor. Bir şekilde test ediliyor. İşte anjiyo önemi belli oluyor. Ondan sonra hastayı biz görüyoruz. Ondan sonra bypass yapıyoruz. Ama yani bu bypass'a girmeden önce hani ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bu işe önlenmesi en önemli şey. Evet. Yani çünkü bypass da iş bypass'a kadar gelmişse artık yani vücut bayağı bir hasar görmüş oluyor. Yani bu vücut çok hasar görmeden bu işin önlemek lazım. Esas tedavisi aslında bunun önlemektir. Yani koruyucu hekimliktir esas şeyi. Biz tabii daha dediğim gibi son aşamalara geliyor. Bizim mesela ameliyat ettiğimiz hastalar, bypass ettiğimiz hastalar genelde işte kalp krizi geçirmiş, işte diyabeti, sigara içmiş, işte felç geçirmiş, bacak damarları tıkalı, beyin damarları tıkalı, böbrek damarları tıkalı. Yani bu haberlere kadar gelmiş oluyorlar. Onun için önlemek çok önemli. Yani onun için tekrar ben şeyin üzerine durmak istiyorum. Yani diyetin ve obezitenin ve sigaranın konusunda çok üzerine bu üç ana unsur yani, çok önemli. Diye şey, zaten obezite deyince zaten diyabet, hipertansiyon, hepsi kolesterol, hepsi bir evet. Geliyor. Yani dediğim gibi bu işte önleme işi çok önemli. Diyelim ki ama artık olan oldu. Evet. Aslında damar tıkanıklığı anlaşıldı. Nasıl anlıyoruz damar tıkanıklığını? Şimdi çünkü birincisi hasta bir kardiyoloji doktoruna gidiyor. Gittiği zaman ya bazen şikayet oluyor, bazen şikayetsiz de gidebiliyor. Mesela şikayet derken hangi şikayetlerle gidebiliyor? Hastalarda daha çok şikayetimiz göğüs ağrısıdır. Yani göğüs ağrısı nasıl bir ağrı? Bütün böyle göğsü kaplayan, yani böyle bir nokta gibi, böyle iğne batarı gibi, bıçak saplanır gibi ağrılar değildir. Şiddetli yani bir ağrı mıdır? Tabii, kötü bir ağrıdır. Kalp krizi. Kalp krizi ağrısı dünyanın en kötü ağrısıdır. Yani şiddetinin sebebi de ağrının şiddetinden ziyade şimdi damar tıkandığı zaman dedik ya kalp, kas hücreleri hemen kasılmayı durduruyor enerjiyi korumak için, çok evet. Enerji harcamamak için. O zaman oraya kalp zayıf çalışmaya başlıyor. Kalp zayıf başınca işte o anda ani kalp yetmezliği gelişiyor. Ve hasta ne oluyor? Ciddi nefes darlığı ve boğulma hissi, ölüm korkusu geliyor. Yani kalp krizindeki aslında ağrının kötülüğü o. Özellikle biraz ağır kalp krizlerinde bir ağrı hem bütün göğsü kaplar, çeneye doğru yayılır, kollara doğru yayılır, her iki kola da yayılabilir. Özellikle sol kola da ağrı daha belki fazla yayılır. Ve sırta doğru yayılabilir. Bazen mide ağrısı biçiminde olabilir, mideye doğru yayılabilir. Genelde böyle baskıcı bir ağrıdır. Yani böyle iğne batar gibi, bıçak saplandığı gibi ağrılar değildir evet. Kalp ağrısı. Onu da nasıl anlarız? Daha çok yürüdüğü zaman. Mesela yürümeye başlıyor, yürüyor. Mesela biraz hızlı yürüyor ya da rampa çıkıyor. Ağrı geliyor göğsüne. Ondan sonra dinleniyor. Dinlenince 5 dakika içerisinde de birkaç dakika içerisinde ağrısı kayboluyor. İşte buna stabil anjina diyoruz. Anjina pektoris öyle diyoruz. Durumlarda i̇şte peki? O tipik kalp ağrısı. Kalp ağrısı. Kalp ağrısı. Bunlar tipik kalp ağrısı. Zaten biz böyle olduğu zaman yani bu tür hastalar aslında şanslı hastalar. Diyelim ki o hastanın damarında %80-90 bir yerde bir darlık oldu. O strat halindeyken o darlık da kan geçişi yetiyor. Ama efor esnasında hani kalbimiz çok hızlı çalıştığı için efor esnasında o zaman da oksijen ihtiyacı ve kan ihtiyacı fazla oluyor. Ama o darlık o kan ihtiyacını engellediği için bu sefer orada az kan gidiyor hücrelere. Hücreler az kan gidince de işte isyan ediyor ve bize ağrı oluşturuyor ki bize en azından duralım işte yani daha efor yapmayalım. Bize aslında yani sinyal veriyor orada. Dur diyor yani. Tabii, dur bir rahatsızlık zaten kişi var. Zaten mecbur duruyor. Eforu bitiriyor mecbur. Ondan sonra dinlenince de geçiyor. Ondan sonra tekrar yürüyünce tekrar başlıyor falan. Yani bu tür olduğu zaman aslında bizim çok iyi. Zaten bu şikayette gelen bir kişi zaten biz hemen az çok hemen anlıyoruz evet. Kalp ilgili bir problem olduğunu. Hemen işte eko dediğimiz böyle kalbin ultrasonunu yapıyoruz. Ekokardiyografi. Orada nelere bakıyoruz? İşte kalbin kasılmasına, kapakların durumuna, işte kalbin genel şeyini orada hemen hemen görüyoruz. Daha sonra efor testi yapıyoruz. Hani yürürken olan ağrıyı bir de burada efor testinde görüyoruz. Hakikaten yürüdüğüm zaman efor testi bağladığımız EKG'de ilk başta normal gibi gözükken eforla başladığı zaman, göğüs ağrısı başladığı zaman o EKG'de değişiklikleri görüyoruz. Evet. O zaman zaten diyorum efor testi pozitif diyoruz. O zaman ne yapıyoruz?
hemen aşama, hiç daha vakit kaybetmeden hemen anjiyografi aşamasına geçiyoruz. Koroner anjiyografi. İşte koldan ya da kasıktan bir şekilde girerek koroner damarların ağızlarına işte bir kateter yolluyoruz. Tam ağzına geliyor, ağzına bir radyofak madde veriyor. Yani röntgen ışığında gözüken bir madde veriyor. O damarın içini o dolduruyor. Doldurduğu zaman da biz o damarın içini olduğu gibi röntgenini görüyoruz. Kalp böyle hareketliyken de görüyoruz. Bu şekilde bize birkaç pozisyonda, yani yandan, önden, arkadan gibi bir takım pozisyonlar arıyoruz ki işte. Yani bazen damar kıvrılıyor, bazen plak arka tarafta oluyor, yan tarafta oluyor. Atlamayalım diye birkaç pozisyonda bakarak kalbin bütün damarlarını görüyoruz ve orada işte darlıkları tespit ediyoruz. Şimdi burada darlıkları tespit ettikten sonra yani üç tane yani yol var genel olarak. Bir tanesi işte yani ilaç tedavisidir. Mesela hastanın kritik darlıkları yoktur. Ya da darlıklar böyle uç kısımlardadır, orta kısımlardadır. Yani küçük damarları besliyordur. Önemli böyle hayat tehdit edici, hastayı sıkıntıya sokucu kritik darlıkları yoktur. O zaman yani ilaç tedavisi, hani bir tane kan sulandırıcı, bazen işte kalbi koruyucu, beta-blocker grubu yani bir ilaç. Belki tansiyonu varsa tansiyon ilacı gibi ilaçlar ilave ediyoruz. Eğer ikinci bir yol şey varsa bir stent takabiliyoruz. Diyelim ki bir yerde bir damarın bir yerinde bir uygun bir darlık var. Hemen oraya işte aynı anjiyo esasında aynı evet. aşamada giriliyor. Oradan damarın içinden geçiliyor. Orada işte şişirilerek oraya bir tane çelik kafes diyeyim yani nasıl diyeyim bir boru diyeyim ya da o damarın içine yerleştiriliyor. O şekilde o damarı tıkar yeri ittiriyor, yaparı duvara yapıştırıyor, kendisi şeyi açılıyor. O şekilde sorun çözülüyor, damar açılmış oluyor o zaman. Yani stent mi koyacağız ya da bypass mı yapacağız onun kararı işte oradaki kardiyolog ve kalp cerrahı beraber ortaya evet, beraber karar veriyorlar. Buradaki kritik şeyler işte damarın darlığının yeri neresinde? İşte böyle ana koroninde mi, çatal yerinde mi, uzun bir darlık mı, çok plaklı, çok kireçli bir darlık mı, bir yerde mi var, birkaç yerde mi var, bir damar birkaç yerinde var gibi bir takım çok şeylere bakarak. Birkaç yerde olabiliyor mu? Tabii canım tabii. Yani damar daraldığı zaman bütün damarlarda darlıklar oluyor. Yani olabiliyor. Yani ona bakarak hasta için hangisi faydalı olacağına karar veriliyor. Kardiyoloji ve kalp cerrahı bir konsey yapıyor. Ondan sonra ona göre karar veriliyor. Eğer stent ise stentler konuyor. Belki stent bir aynı anda hepsi konamayabiliyor. Belki 2-3 seansa bölünebiliyor. Stent konabiliyor. Eğer ya da bypass kararı alacaksa işte o zaman da bypass hazırlıkları başlıyor. Peki hocam, bypass ameliyatında ölüm riski oranı nedir? Şimdi ben kalp cerrahisine hani ilk başladığım yıllar 1992 yılıydı. Yani o zamanlar bizim ölüm oranları yani %10'ların üzerindeydi maalesef. Yani çok yüksekti. Evet. O zaman aslında kalp cerrahisi yeni bir cerrahi. Yani 1960-70'lerden sonra artık böyle yani daha 50-60 yıllık bir hikayesi var aslında. Yani çok geçmiş yok. Yani bir öğrenme süreci oldu. Yani bizim 90'lı yıllarda hala daha biz öğreniyorduk. Hala daha bazı sistemler, bazı şeyler tam oturmamıştı. O kalp koruyucu yöntemler, işte miyokard koruma dediğimiz yöntemler daha tam böyle tam istediğimiz gibi olmamıştı. Kapak ameliyatları, kapak koruyucu ameliyatları falan tam böyle daha gelişmemişti. Onlar da zaman içerisinde oturdu. Şimdi artık yani yaklaşık bir 20 yıldır yani %1 oranlarında neredeyse. O kadar düştü. %10'dan %1'lere kadar düştü. O da %1'lerin içinde böyle çok riskli hastaları da katarak söylüyorum. Yani işte hem ilave kapak hastalığı olan, işte çok yaşlı olan, işte akciğer problemi, böbrek problemi olan, işte beyin damarları tıkalı olan hastalar da böyle hani kattığımız zaman evet. aslında normal şeylerde de bu da oran daha düşük. Mesela yani 60 yaşında birisi hiç genel durum falan ilave bir hastalığı yok. Bunların %1'den daha az, %0.5'ten daha az yani hatta. Yani son derece düştü artık ölüm oranları. Hani eskisi gibi değil. Eskiden hasta yatardık, 2-3 gün yoğun bakımda kalırdı, işte bir 10 gün serviste yatardı. Ameliyattan önce bir hafta yatardı. Yani koşulun kuru dönemlerde evet. işte aynı bir gün önceden çok yatıyor. Çok rahat geçiyor. Bir şekilde yapılıyor. Hemen ameliyat olduğu gün, ertesi gün hemen servise evet. çıkıyor. Servise de 4. 5. günü eve gidiyor. İşler daha artık oturdu. Daha böyle yani dediğim gibi öğrenme süreci çoğu bitti.
işte bypass ameliyatları son derece düşük risklerde yapılıyor. Burada tabii riskte kriter hastanın durumu çok önemli. Yani hasta çok sigara içmiş, mesela ciddi akciğer problemi var, ciddi böbrek problemleri var. İşte ciddi diğer damarlarda tıkanıklıklar var ise, kontrolsüz şekeri var ise, yani bu tür hastalarda biraz problemi yaşama ihtimalleri daha fazla. Yani ölüm oranları belki düşük ama ameliyattan sonra sıkıntı yaşama, yani komplikasyon dediğimiz şöyle diyebilir miyiz hocam? Biraz da yüksek oluyor bu tür hastalarda. Bypass ameliyatı geçirdikten sonra tekrar böyle yepyeni bir kalple... Yepyeni bir kalp değil ama kalp şöyle, yenileniyor. Yani şöyle, kalbi tabii yenilemiyor, sadece damarı yenileniyoruz. Yani diyelim ki bir damar tıkalı, bypass ne demek? Köprüleme demek. Evet, köprüleme. Bir köprü yapıyoruz. Damarın ilerisine damar ilave ediyoruz. Aslında diyelim ki kalbin 3 tane damarı varsa, 3 damarı bypass yaptığında aslında kalbin 6 tane damar oluyor. Öyle düşün yani. Damar ilave ettiğimiz zaman ama iş bitmiyor aslında. Yani bu ateroskleroz dediğimiz, yani damar sert dediğimiz olay biten bir süreç değil. Hep devam ediyor. Ömür boyu devam eden bir süreç. Ama çok rahat geçiriyorlar. Yani süreçte çok rahat geçiyor. Ameliyat tamam, çok sıkıntı yok. Ameliyat evet. Mesela yapıyoruz. Çok genel dediğim gibi riski düşük. Hani işte kontrolsüz şekeri var, çok sigara içmiş, böbrek problemi var. Anladım, bunlar biraz daha sıkıntı yaşayabiliyorlar ama genelde bunların üstesinden geliyoruz. Yani genelde bu işleri çok zorlanmadığını atlatıyoruz. Ama hasta eğer işte kilosunu vermezse, evet, şekerini kontrol edemezse, sigarayı bırakamazsa, maalesef bu taktığımız damarlar da, yani bu süreç devam ettiği için taktığımız damarlar da dediğim gibi hastanın durumuna göre, damarın kalitesine göre, yapılan yerlere göre falan değişmekle birlikte ona da zaman içerisinde tıkanabiliyorlar. Burada hastanın kendine bakması son gerekiyor. Son derece önemli. Yani işte ben 20 yıldır, işte 28 yıldır bu işin içindeyim neredeyse. Yani bypass yaptığımız hastalar, böyle kendine iyi bakan hastalar, genelde böyle 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bile bakıyoruz. Genelde sonuçlar çok iyi. Böyle iyi, kendisine iyi bakan kişiler, işte zayıflamış, işte şekeri, tansiyonunu böyle kontrol altına almış, işte sigarayı bırakmış kişiler son derece uzun yıllar problemsiz bir şekilde idare ediyorlar. Bazen hani böyle çok genetik yapısı çok böyle kötü olan, yani agresif bir şekilde damarı böyle hızlı ilerleyen genetik yaklaşımlar da olabiliyor bazı kişilerde. Onlar biraz daha belki hızlı gidebiliyorlar ama burada en önemli şey yine çevresel faktörler. Evet. Yani çevresel faktörleri kontrol altına alınca o genetik faktörlerin çok daha üstesinden gelinebiliyor. Yani işte çevresel faktörler derken hocam, sigara, evet, yani, evet, evet, izleyenlerimiz yani bu noktada, evet, üzerinde hassasiyetle durmaları, evet, gereken ana konulardan sigarayı, obeziteden diyetine dikkat ettiğiniz, evet, sürece, evet, evet, evet. Ya bu aslında ilk başa dönüyoruz yine. Yine koruyucu şeye geçiyor tekrar. Yani çünkü böyle insanın damarları tıkanmış. Niye tıkanmış? Belli. Genetik faktörlerin üzerine muhtemelen işte sigara içmiş, işte tansiyon yükselmiş, kolesterol yükselmiş, şeker yükselmiş. Ve biz özellikle genç yaşta ise bu muhakkak bunlar olmuştur. Vardır yani. Bu biz oraya şimdi damar koyduk. Diyelim ki damar ilave ettik. Meme damarı aldık, işte koldan aldık, bacaktan aldık. Neyse. Sonuçta bu süreç devam ettiği için köprü yaptığımız damar da tıkanabilir. Ya da köprü yaptığımızın ilerisi tıkanabilir. Ya da o anda mesela normal olan hiçbir şey yapmadığımız damar bir süre sonra o daralmaya başlar. Yani problemler tekrar başlar. Evet. Genelde hani böyle zaten bizim bypass yaptığımız aslında birkaç yıl sonra bakıyorsunuz, bir şikayetler tekrar başlıyor. Ondan sonra bir anca yapıyoruz. İşte bir damarı tıkanmış, tekrar daralmış, tekrar şey olmuş. Tekrar onlara işte stentler takıyoruz. Ya da işte tekrar bypass yapıyoruz. Yani bypass ameliyatı olan bir kişi sonradan şikayetlerle geldiği zaman tekrar stent takılabiliyor. Tabii, stent de takılıyor, tekrar da bypass yapılıyor. Bypass da yapılabilir. Yani bir bypass olan hastamız tekrar bir bypass ameliyatı olabiliyor tabii, mu? Olabilir. İki kez, üç kez, dört kez yaptığımız var. Olabiliyor. Peki bunun sebebi ne? Kendilerine bakmadıklarından mı kaynaklanıyor? Çok büyük. Yani bazen işte bazı genetik olarak çok kuvvetli damar tıkanıklığı olan, özellikle genç yaşta böyle damar tıkananlar,
hani sigara içmemiş, işte şekeri olmayan ama böyle genç yaşta tabak kullanan, evet, bunların genetik yatkınlığı çok yüksek olan kişiler. Genetik mesela, faktörler. Evet, genetik faktörler de işin içinde. Eğer bunları da mesela ametlikten sonra bakıyorsun 10-15 yıl içerisinde tekrar kendini iyi baksa da tekrar bu problemler gelişebiliyor. Ama buna yapacak bir şey yok. O zaten bir nevi kaderimiz. Evet. Yani biz şu anda genetik faktörlere hani bizim elimizden çok bir şey gelmiyor. Çünkü kalbin bu genetik olarak damar tıkanıkları bir, yani bir gene bağlı değil. Birkaç tane faktör var. Birkaç tane gen var. Onun için hani şu geni düzeltelim de şey yapalım da diye bir şey yok. Çok faktörler olduğu için daha hala bu işin çözümünü bulmuş değiliz. Belki ileride bulacağız. Evet. Belki ileride bulacağız ama şu anda bulmuş değiliz. Ama bu çevresel bulsak bile çevresel faktörler, yani sigara ve diyabet, hipertansiyon, obezite, hareketsizlik gibi hani böyle risk faktörleri devam ettiği süre içerisinde bu damarlar, genetik faktörleriniz iyi de olsa yine tıkanır yani. Yani neticede şunu söylüyorsunuz Ali Rıza Hocam, kalp damar hastalıklarının oluşumunda risk faktörlerine dikkat etsiniz yani. O kadar basit. Yani aslında çok zor değil yani. Ben bazen hani bu kadar konuşuyorum işte kalp hastalığıydı, işte şuydu buydu falan bin tane şey söyleniyor. Aslında yani iki tane şey var yani. Obez. Kilo almayacaksın, göbek olmayacak. Göbek çevresinde hiç yağlanma olmayacak. Sigara içmeyeceksin. Yani düzenli spor yapacaksın. Zaten yani bunlar yaptığı zaman zaten dediğin gibi şekerin çıkmıyor, tansiyonun çıkmıyor. Kolesterolün kontrol, daha iyi kontrol altına alıyor. Yani kolesterolün aslında çok büyük bir kısmı genetik faktörlerden. O karaciğer metabolizmasıyla ilgili bir şey. Yani diyetle o şeyi %5-10'dur yani, çok fazla değildir. Ama diye dikkat ettiği zaman o da bir miktar kontrol altına alınıyor. Alınmıyorsa ilaçlar, eğer çok yüksekse kolesterolün genetik olarak çok kolesterol yüksekliği yatkınlığı var, ilaçlar da kontrol altında alınabiliyor. Ama bu sigara ve diyabet yani tamamen çevresel, yani tamamen kişiye bağlı, kişinin kontrolünde olan, kişinin yapabileceği şeyler. Yani kader değil. Evet. Biraz da kişinin kendi elinde. Gıdasına dikkat ederse, kendisine zararlı olacak içeceklerden, yiyeceklerden uzak durursa, aslında zararsız şeyler yediğiniz zaman size zarar vermiyor. Yani bakar mısınız? Yani zararsız yiyecekler de size zarar vermez. Yani o kadar basit yani. Yani tabii ki de her şeyde yani az. Aslında, yani her şeyden aslında yenecek yani. Ama az az yiyeceğiz. Yani işte. Yani, abartmayacağız. Yani işte her şeyin de olduğu gibi. Yani her şeyin azı karar, çoğu zarar laf vardır. Bu da burada geçer ama yani özellikle bu kalple ve yani genel obezite ile ilgili şeyde aslında yani az yediği çok önemli değil. Yani ne yediğin önemli. Evet. Yani mesela hani ben mesela kendim örnek veriyorum mesela yani. Evet. Yani bir oturuşta akşam, siz mesela bu kadar fitsiniz. Mesela bir oturuşta akşam 3-4 tabak yemek yiyorum. Ama böyle nasıl yemek yiyorsunuz alıyorum mesela? Ekmeği yemiyorsunuz. Ekmek yiyorum. Ekmeksiz her şeyi yiyorsunuz, tüketiyorsunuz. Şekerli bir şey kesinlikle yiyip içmiyorum. İçine şeker atılmış, aklınıza ne geliyorsa. Yani kolasıydı, meyve suyuydu, işte asitli asitli içeceklerden şey, uzak durulması gerekiyor. Sadece sade soda içecek senden. Yani içeceğimiz aslında sade soda, su ayran. Evet. O kadar basit. Yani onun dışında içeceksiniz. Çayı şekersiz, kahveyi şekersiz. Çay tüketimine yok diyorsunuz, demiyorsunuz ama şeker kullanmayın kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle şeker. Hatta çayın içerisine bir iki damla limon da damlatıldığı zaman o bir zararı yok, faydası evet, var, zararı yok. Faydası var, zararı yok, evet. Tabiinden falan faydası var. Yani ben bir kere şekerli hiçbir şey yemiyorum. Şimdi bugün mesela yemek yedik, işte güzel kuru fasulye vardı, şey vardı. Yani da güzel bir tatlı yapmışlar. Herkes o tatlıyı çok seviyor. İşte ben mesela hiç almıyorum onu. Almıyorum yani. Ali daha önce de hayatında tatlı yok. Evet. Yani yesem yerim yani aslında. Hani sevmediğimden falan değil. Ama dikkat ediyorsunuz yani kendisi. Yemiyorum çünkü yani zararlı olan bir yiyeceği yemek istemiyorum tabii diyorsunuz. Çünkü yaşımız artık belli bir şeye geldikten sonra metabolizmamız yavaşlıyor. Ve çok hızlı. Yani mesela biraz dikkat etmeyeyim kendime. Biraz sporu yapmayayım mesela. Evet. Sporu azaltayım. Yani işte biraz yemeği abarttım. Hemen göbek çıkmaya başlıyor. Hemen kilo alınabiliyor ve verilmesi de zor oluyor. Çok zor. Yani mesela şimdi geçen yaz işte böyle aldım böyle 2-3 kilo. Hemen 2-3 kilo direkt göbekte oldu.
İşte biraz spor yapamadım. Yani normalde sabahlar tenis oynuyorum. Onu oynayamadım. İşte kolum sakatlandı falan. Yani pandemi de girdi bir ara. Evet. Şeye. Ondan sonra oynayamadık. Yani diyet yapmama rağmen, onu o kadar şey yapmama rağmen yine ben kilo oluşmaya başladı. Aslında yani sadece tek başına diyet de yetmiyor. O yüzden spor da yapmak gerekiyor. Yani sporsuzluk da kilo almanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Spor yapmaya yaptıkça ancak işte yani biraz verdim. Evet, ya da hala 1-2 kilo var diyorum yani. Sporun hayatımızda önemli bir yeri bak, olmalı. Bak şurada izin duruyor mesela. Bak sabah geçen pazar tenis oynarken kendi raketi vurdum kafama. Geçmiş izin, olsun diyelim. Spor tamam mı? Şeyi böyle gördüğün gibi ufak tefek şeyleri oluyor ama spor çok iyidir. Her zaman iyidir. Yani. Evet. Sizi stresten uzak. Her şeyden. İnanılmaz yani. Ben mesela o işte sabahla tenis oynuyorsun, işte bağırıyorsun, çığırıyorsun, koşuyorsun, gülüyorsun. Stres atıyorsunuz, yani deşarj oluyorsunuz. İnanılmaz bir o anda her şey bitiyor. Bütün hiçbir stres diye bir şey kalmıyor. Yani ben mesela şimdi gün içi burada hani işte başhekimlik falan da var. Hani çok böyle bir, evet, yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Çok yoğun, çok kafan yoruluyor. Tüm sağlık çalışanlarınızı evet, sizin de çok yoğun çalışıyorlar. Ama bu mesela spor yaptığım zaman hiçbir şey, her şeyi unutuyorsun. Sadece önündeki o topa koşuyorsun. İşte yani inanılmaz bir şey. Çok büyük bir deşarj yani. Evet, peki Adil Rıza Hocam, son bir soruyla da programımızı noktalayalım.